Giyim sektörünün öneminden çokça bahsettik. Dolayısıyla bir kez daha buna değinmeye gerek yok sanıyorum. O halde bir susalım ve bir tekstil firmasına gidelim. Merhaba İşkolik programı izleyenleri, sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Bursa'dan sesleniyoruz ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberiz. Kerem Tekstil'e konuk olduk ve yanımızda firmamızın sahibi Kerem Bey var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Kerem Bey merhabalar. Merhaba. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyisiniz inşallah. Teşekkürler. Sağ olun. Bizler de iyiyiz efendim. Öncelikle Kerem Bey bizleri burada ağırladınız, misafir ettiniz. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ne demek efendim? Biz teşekkür ederiz. Görevimiz bu. Hizmet. Çok sağ olun efendim. Kerem Bey ben firmamızdan ve burada yapmış olduğumuz işlerden bahsetmeden önce ekran başındaki izleyicilerimize sizleri tanıtmak istiyorum. Kerem Bey kimdir ve sektörle tanışmanız nasıl oldu efendim? Biz babamız memleketten göç etmiş Bursa'ya. Aslen doğuluyuz, Siirtliyiz. Evet. Doğma büyüme Bursa. Artık buranın kültürünü korumak zorundayız. Evet. Babamız mesleği tekstilci olarak seçtiği için biz de yanında aynı işte devam ettik. Evet. Yani adım adım büyüttük ve üretici olduk. Yani ürettik. Kumaş üreticisiyiz perde sektöründe. Evet. Böyle güzel bir hitap. Kesinlikle biz babadan aldık bayrağı ileriye doğru taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz diyebiliriz değil mi aslında? Kesinlikle. Evet, biraz da biz firmayı tanıyalım efendim sizlerden. Firmamızı kaç yılında kurdunuz ve burada verilen hizmetler neler? Biz yaklaşık 10 yıldır yani 2007 yılından beri tam takır yani tam teşkilat bu işin içine girdik. Kardeşlerimizle birlikte. Zaten birlik olmanın önemi, kardeş olmazsa hiçbir şekilde birlik gidemezsin. Bir aile yeri burası. Tabii ki yani aile şirketi olarak düşünün. Kerem Tekstil olarak perdeyi insanların evine kadar taşıyoruz yani. İpliği iş yerine takıp ondan sonra oradan perdeyi evine takana kadar kendimiz bizzat ilgileniyoruz. Her türlü hizmet sonuna kadar yani iadesi, hatası, sorunu ne tür bir sorun varsa üstte yani arkasındayız işin. Evet yani yapmış olduğunuz işin de arkasındayız. Kesinlikle. Kesinlikle. Peki insanlar da bazen bu konuda bilinçsiz davranıyorlar. Hani uygun fiyat politikası ile bile düşünülebiliyor maalesef ki. Hani bizlerin bu konuda nelere dikkat etmesi gerekiyor efendim? Yani bunlarda şimdi üretici firma genelde yani toptan bir satış olduğu için şimdi fiyatlarda üretici olması önemli. Yani ürünü üreten firmaysa uygun olur. Tabii üretmeden alıp satan kişi ise biraz tabii o da kar koyduğu için herkesin bir kar koyma marjı fiyatı yükseltiyor. Peki burada hizmet sektöründesiniz. Yani çok önemli bir iş yapıyorsunuz Kerem Bey. Yapılabilecek hatalar da ciddi sonuçlar doğurabilir. Nelere dikkat ediyorsunuz efendim? Yani kriterleriniz neler? Yani biz ürünü üretinceye kadar müşterinin yani almak istediği teslimat yerine kadar teslim edinceye kadar güvencesini biz sağlıyoruz. Onlarda herhangi bir sorun, sıkıntı yaşamaları her türlü sorunu bizdedir yani. Biz onun garantisini veriyoruz. Bize güvenmeleri için de gerekiyorsa yapıyoruz. Aile şirketi olarak yani herkes saygı sevgi içerisinde hedeflerimizin peşindeyiz. Hedeflerimize ulaşıyoruz. Tabii ki her insanın istediği gibi hedef bitmiyor. Yani hiçbir şekilde yani önce hizmet ondan sonra bir kere ticaret anlayışı tabii ki yani, kesinlikle biz önce insan kazanmak istiyoruz. İnsanı kazandıktan sonra zaten o bize ne verdiyse onu kazanıyoruz. Zaten bizi vermek isteyecek ki kazancını biz de kazanacağız. Başka türlü kazanamayız. İnsanı kazandın mı para cebindedir zaten. Kesinlikle kesinlikle efendim ama bence başarınızın sırrını severek yapıyorsunuz işinizi. Yani işte severek yapmak bir de hepsinin bir arada olması, aile olması, güven, itimat. Yıllardır süren bir güven. Evet. Dürüstlük işte aslında ticaretteki yani önemli faktör. Bütün müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin tamamına hitap ediyoruz neredeyse. Yani batısından doğusuna. Evet. Yani yurt dışına da pek açılmak istiyoruz ama işte çeşitli sebeplerden dolayı olmayabiliyor. Yurt içindeki halkımızı mağdur etmemek için fazla yurt dışına açılmak da istemiyoruz yani açıkçası.
Kesinlikle. Hepsine buradan teşekkür ediyoruz. Size de teşekkür ediyoruz. Yani çok sağ olun. Vaktimizi gerçekten bizim için çok büyük bir keyifti. Bu iş bir puzzle parçası gibi değil mi? Hep böyle yerli yerinde olması lazım. Bir de şunu hatırlatmak istiyorum. Bir kere herkes kendi bildiği işi yapmalı. Mesela siz babadan aldınız bu bayrağı ama sektörde de bir sıkıntı. Bu işi bilmeyen insanların da bu işi yapıyor olmaları maalesef ki. Kesinlikle severek yapmak bilmek demektir, öğrenmek demektir. Evet. Sevmedin mi yapamazsın, öğrenemezsin. Evet. Bu işi seveceksin. Kesinlikle. Bunları da ekran başındaki izleyicilerimize hatırlatmış olduk. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu güzel şehrimize, Bursa'ya katmış olduğunuz değerlerden dolayı teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sizlere hizmet ve ticari hayatınıza başarılar diliyoruz. Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok sağ olun. Evet, İşkolik programı izleyenleri, sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere Bursa'dan seslendik ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberdik. Kerem Tekstil'e konuk olduk ve buradan aktaracaklarımı şimdi bu kadar. Sözü merkeze bırakıyoruz. Hoşçakalın.